Esnafların sıkıntısı saymakla bitmez. Esnaflar gerçekten de bu ülkenin yükünü taşıyanlardır şu anda, hali hazırda. Çünkü bugünkü ekonomik buhranda, bunalımda esnafın vergisiyle hükümet ve devlet ayakta durabilir. Her gün, her gün, her saat başı zamlarla artık ne yapacağımızı bilemez duruma geldik. Artık insanlara derdimizi anlatamıyoruz. Sanki bütün zamları biz yapıyormuşuz gibi, bir şeylerin üzerine bir şeyleri biz koyuyormuşuz gibi hunharca bir tepki alıyoruz insanlardan. Bu durumun düzelmesi için öncelikle kurumsal temelde liyakat, özveri ve en önemlisi ülkedeki hırsızlık furyasının durması lazım. Bizim bir tane daha marketimiz vardı, orayı kapattık. Bizim gibi yani şu an sokak röportajlarını izlediğimde bu şekilde konuşan binlerce kişi görüyorum. Yani esnaflık diye bir şey kalmadı. Bu zincirleme marketler, büyük şirketler tamamıyla küçük esnafı bitirmeye yönelik bir yol izliyor. Ekonomik durgunluktan kaynaklı maalesef işlerimiz de yıldan yıla, ben 5 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum, yıldan yıla işlerimiz maalesef çok fazla düşüyor. Ekonomik olarak biz de darlık çekiyoruz. Bizden alışveriş yapmaya gelen müşteriler de darlık çekiyor. Yani ekonominin bir bütününde zaten bir durgunluk var. Bu ülkede ekonomik durgunluğun, ekonomik istikrarsızlığın ortadan kalkabilmesi için bir kere ülkede adalet ve demokrasinin olması lazım. Adalet ve demokrasinin olmadığı bir yerde yatırım olmaz, kazanç olmaz ve fiyatlar da sürekli yükselir. Yani bunlar birbirini bütünleyen şeyler olduğu için öncelikli olarak demokratik bir ortamın olması gerekiyor. Demokratik bir ortam olursa insanlar da gelip, mesela ben büyük bir iş adamı olsam gelip burada yatırım yapmak istemem. Çünkü paramı kaybedeceğimi düşünürüm. Çünkü piyasa çok dengesiz. Esnafların o hali zaten ortada perişan yani. Esnaflar zaten, biz şu anda dükkanımızı açtığımız zaman akşamı getirmek için gerçekten can çekişiyoruz yani. Çünkü mal alma ücreti bağlı olduğu için sattığınız zaman da onun yerine malı koyamıyorsun. Diğer tarafta müşteriyi çekmek, müşteriye bir şeyler satmak da bizi bayağı zorluyor. Bayağı bir zahmetli. Yani Türkiye'de ekonomi böyle giderse çoğu esnaflar kepek kapatır. Yani kapatıyorlar da zaten. Şu anda giyim sektöründe, ben geçen İstanbul'a gittim, çok toptancılarım mesela dükkanlarını kapatmışlar yani. Buna baktığınız zaman burada da kiralar çok olduğu için en az yani 30 bin, 40 bin aylık kira vermeyen esnaflar var. Yani dolayısıyla bu kira vermeyen esnaflar zaten ne kadar, yüzde en az 60, yüzde 70 bir parçada kar edecek de üründe, ki kirasını ödesin, ev geçimini yaptırsın, elektriğin faturasını, telefon faturasını ödesin. O yüzden zor bir süreçte geçiriyoruz. Esnaf olarak hepimiz sıkıntı durumdayız. Burada da zaten sessiz bir toplum, yani toplumda herhangi bir ses yok. Gece yatıyor, sabah erken uyanacakların farkında değiller. Umutsuz bir yaşam bizi bekliyor. Umarım ileri daha iyi olur. Daha da ekonomi, enflasyonun daha bir neticeye kavuşur. Toplum da rahatlığa kavuşur. Ama şu süreçte sanmıyorum yani, her şey alt üst olmuş. Her şey daha da kötüye gidiyor. Alım gücü zayıf, ekonomi zayıf. Adam düşünebiliyor musun çocuğuna? Bir tane gömlek alamıyor ya, bir tane yakalık yani alamıyor. Okuluna çocuğunu göndermiyor, yeri geldi mi? Bu konuda zor bir dönemde geçiriyoruz. Umarım iyi olur ya. Yani.